44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün hava -6 derece, hava buz gibi, sizin için dışarıdayım. Yani haksızlık olmasın, tam olarak sizin için değil, kendim için de çıktım, sizin için de çıktım. Ya sonuçta çıktım arkadaşlar, bu konu yine bu kadar uzadı ki. Neyse işte hava -6 derece. Bu havanın böyle soğuk olmasından, kapalı olmasından, affedersiniz bok gibi olmasından dolayı bir 10 gündür motora binemiyoruz. Video çekemiyoruz, gezemiyoruz. Artık sıkıldım. Ve Emtoş'a bindim arkadaşlar. Bugün harbiden çok yine boktan bir hava var. Ama aslında ne kadar güzel değil mi? Ancak güzel değil. Hangi güneş seviyorum ya? Bak işte Ercan'ı bu yüzden kıskanıyorum var ya. Ben burada -4'lerde, -5'lerde motoru kullanırken adam 41 derecelerde, 30 derecede, 35 derecelerde adam şu an yazı yaşıyor ya. Ah! Gez baba gez, bizim yerimize de gez. Evet arkadaşlar, bugün neden bahsediyoruz? Bugün birçok arkadaşımız İsviçre'deki evleri soruyor. Evler nasıl, ne kadar, fiyatlar nasıl diye arkadaşlar. Ya aslında fiyatlar normal ya, yani asgari ücreti baz alırsak gayet normal. Ama TL'ye vurduğumuz takdirde dudak uçuklatan fiyatları var. Mesela ben kendimden örnek vereyim arkadaşlar. Benim oturduğum evin kirası 1500 frank. Yani bunu TL'ye vurduğumuz takdirde 13-14 bin lira gibi bir aylık kira ödüyorum. Evet, yanlış duymadınız arkadaşlar. 13-14 bin lira kadar bir aylık kira ödüyoruz. Ama tabii aslında pahalı gibi görünüyor. Ama örnek veriyorum, İstanbul'u düşünelim. Asgari ücretle çalışan bir insanı düşünün. 2500 lira sanırım şu an asgari ücret. 2500 liranın 1000 lirasını, minimum 1000 lirasını kiraya veriyor. Yani yarı yarıya gibi düşünün. Ya ben burada ne yapıyorum? Aldığım asgari ücretin 1/3'ünü kiraya veriyorum. Yani aldığım paraya göre kira normal. O yüzden pahalı gibi görünüyor ama aslında pahalı değil. Oğlum lan, hava -6 derece, gidin evde zıbarın yatın ulan. Lan bir de günlük kıyafetlerle lan. Hani üzerlerinde özel su ekipmanları olsa tamam diyeceğim. Gündelik kıyafetlerle adamlar. İşte arkadaşlar, refah seviyesi bunu gösteriyor. Adamlar bakar mısınız, pazar günü adamlar yani hobilerini yapabiliyorlar, anladınız mı? Çünkü kafa rahat. Geçim derdi yok adamlarda, anladınız mı? Hani geçim derdi var ama hani ya ev kirasını ödeyemeyeceğim, işte kredi kartları birikti, şu birikti, bu birikti diye bir dertleri yok. Adam hayatını yaşıyor. Aktivitelerinden de geri kalmıyor. Şimdi düşünsene, Türkiye'de insanlar borç harç içinde. Birçoğu böyle arkadaşlar, hani ben ülkemi kötülemek için söylemiyorum. Durum bu yani. Borç harç içinde. Adam da kalkıp da bu haftadan kanoyla yüzecektim. Derdine düşemiyor ki. Ablacığım benim hakkım. Neyse biz evlere dönelim yine ya. Burada arkadaşlar ev sahibi olmak bayağı bir zenginlik isteyen bir şey. Çünkü minimum evler 300-400 bin frank. Bunu da TL'ye vurduğumuz takdirde minimum 2000-3000, düzeltiyorum, 2 milyon 3 milyon arası oluyor evler. Yani eski parayla da 2-3 trilyon oluyor. Burada zaten müstakil dairelerden bahsediyorum. Bakın, müstakil burada arkadaşlar, müstakil evlerden bahsetmiyorum, dairelerden bahsediyorum. 2-3 trilyon diye bir müstakil ev, yani bir katlı, iki katlı bir ev almaya kalksanız müstakil,
Arkadaşlar şöyle bir 1,5-2 milyondan başlıyor. 2 milyon franktan başlıyor ki bu da bir örnek veriyorum. 2 milyonluk bir evi düşünürsek 18 trilyon falan yapıyor. Çok deli paralar. Ama burada ev almak bu kadar pahalı olmasına rağmen Türkiye'deki ev almaktan çok çok daha kolay. Ne gibi kolaylıkları var? Mesela burada %30'unu sanırım peşin ödüyorsun evin. Yani 500 bin liralık bir ev aldığında veya 1000 liralık 1 milyonluk bir ev almak istediğinde bunun 300 bin frankını peşin ödüyorsun. Ondan sonrasını taksitle ödüyorsun ki taksitler ev kiralarından daha da uyguna geliyor. Mesela şu an ben 300 bin liraya bir ev alsam bunun için ödemem gereken peşinat 45-50 bin frank arası bir para ödeyeceğim. Geri kalanı taksitlenecek. Taksite vurduğumuz takdirde şöyle söyleyeyim size, ben şu an 1500 lira ödüyorum. Aylık taksidi 700-800 liraya geliyor. Yani hem verdiğim kiranın yarı fiyatına daha ucuz taksit ödeyeceğim, hem de kendi evimi ödemiş olacağım. Ve buradaki evlerin bir diğer özelliği de arkadaşlar, her evin altında özellikle sığınaklar var arkadaşlar. Evet, bildiğiniz yani bu Ordu'da, hastanelerde olduğu gibi altlarında sığınaklar var. Bunları şimdi size göstereyim. Evet arkadaşlar, İsviçre'deki evlerin genelde altları bu şekilde. Buralarda şöyle göstereyim, garaj girişi. Burada yıkama odaları var, içeride çamaşır makineleri var. Yan taraf konutma odası. Bunlar hobi odaları. Örnek veriyorum, bir şey boyayacaksınız, bir şey keseceksiniz, bir şeyle uğraşacaksınız. Öyle yerler. Bunlar malzeme, elektrik odası, teknik odalar. Burada herkesin kirleri var arkadaşlar. Herkesin kirleri burada. Tabii bu bizimki. Ve işte arkadaşlar, o bahsettiğim sığınak. Kalınlığını görebiliyorsunuz. Neredeyse 25-30 santim kalınlığında bir kapı. Bu çok güvenlikli. Herhangi bir durumda buraya geliniyor. Herkes için burada ayrılmış odalar var. Buradaki odalarda herhangi bir tehlike olduğunda o tehlike geçene kadar kendinizi güven alabileceğiniz yerler var. Dediğim gibi herkesin odası ayrı. Her bloğun, her evin altında bu tür yerler var arkadaşlar. Ayrıca bir iç kapı daha var. Böyle bakın. Bu dediğim gibi herhangi bir tehlike ve tehdit altındayken buralar kullanıma sunuluyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi evlerin altında bu şekilde sığınaklar var. Bunların ne için yapıldığını az çok tahmin edebilirsiniz. Çünkü İsviçre'de herhangi bir şekilde tarafsız bir ülke olmasına rağmen, 200 yıldır savaş görmemiş olmasına rağmen dünyada bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmayacağının garantisini kimse veremez veya İsviçre'nin tehdit altında olmayacağının kimse garantisini veremez. Bundan kaynaklı olarak İsviçre'de kendi öz güvenliğini bu şekilde alıyor. Her evin altında sığınaklar var. Olası bir savaş durumunda, kimyasal bir saldırı durumunda veya zombi istilası durumunda sizlerin sığınağa inip rahatça herhangi bir tehdit altında olmadan yaşamınızı sürdürebileceğiniz bölümler var. Kapıyı zaten gördünüz. O kapıyı kırmak bir hayli güç olur. Çünkü banka kapısı gibi mübarek. Ve arkadaşlar, burada Türkiye'deki gibi ev kiralamıyorsunuz. Örnek veriyorum. Ev nasıl kiralanır diye soran arkadaşlar için, merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Burada arkadaşlar aynı iş başvurusu yapar gibi elinizde size ait bilgilerle, yani CV diyelim, CV gibi bir belgeyle ev sahibinin yanına gidiyorsunuz. Eve gidip görüyorsunuz, belgenizi veriyorsunuz. Örnek veriyorum, bu işlem 1 ay, 2 ay sürebilir. Veriyorsunuz, ev sahibi
O gelen CV'lere bakıyor. İçlerinden bir tanesini seçiyor, hani gözüne kestirdiği birine seçiyor, hani ben evim buna vereyim, bunun maaşı daha iyiymiş, bu işte çocuğu yok, hayvanı yok veya hayvanı var, ne bileyim işte. Mesela kendi kriterlerine göre bir insan seçiyor, ondan sonra arayıp evi ben size veriyorum diyor. Hani Türkiye'deki gibi geldim, maaşla anlaştık, ver elini, al depozitonu, ver anahtarı gibi bir şey söz konusu değil. Ha, depozito konusu burada da var tabii ki. Bir kira, iki kira depozito ediyorsunuz. Her çıktığınız evi temizletmek ve kirliyse eğer, boya istiyorsa boyatmak zorundasınız. Aksi takdirde ev sahibi boyatır ve size rehmut gönderir, yani fatura gönderir. Siz de bu faturayı mecbur ödemek zorundasınız. Vizörüm bulanıyor arkadaşlar. Pinlock siparişi verdim ama hala gelmedi. Ne hikmetse cam bulanıyor. Arada vizörü açıyorum. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan burada? Evet arkadaşlar, bir diğer video istekleri de ikinci el araba fiyatları. Bununla ilgili video istiyorsunuz, gelecek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yorumlarda video isteklerinizi yazıyorsunuz, ben okey diyorum. Ama şöyle söyleyeyim, hani o kadar çok video isteği var ki, hani hepsini yapmak biraz zaman alacak. Sizlerden birazcık sabretmenizi istiyorum. Hepsini yavaş yavaş çekiyorum ve hepsini yayınlayacağım arkadaşlar. Lütfen hani yok bu hafta da gelmedi, bu hafta da gelmedi demeyin. Çünkü bildiğiniz gibi sırayla atıyorum videoları. Sizlerden tek istediğim birazcık sabretmeniz arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız.